Belediyenin bungalovlarında geceledim. Saat 9.30. Bugün biraz kaytardık tabii, geç başlayacağım. Evet, Sütçüler'deyim ve yürüyüşüm buradan başlıyor. Tabii anahtarı verelim. Kapıyı da kapatmak gerekiyor. Evet, güzel bir tesis yapmış belediye. Gecelemek isteyenler için çok iyi. Sürekli sıcak su var. Kliması var. İster sıcak ister soğuk. Gayet güzel. Ben mutlu oldum bugün burada kaldığım için. Şimdi anahtarımı teslim edeceğim ve parkur başlangıcına yürüyeceğim. Parkurda birçok kişi buradan yürümüş. Buradan mı başlıyor bilmiyorum ama kayıtlara baktığım kadarıyla parkur buradan başlıyor. Kimi azıcık yukarımızdan, kimi azıcık altımızdan başlamış. O şekilde. Yeşildere Canlı Alabalık tesisindeyiz. Burada çeşme var. Başka işaretler de var. Bordo mavi gibi. Onlar neyin hangi yolun işareti bilmiyorum. Sütçüler gerilerde kaldı. 4-5 tane evden oluşan bir köye girmek üzereyim. Köyün de tam tepesinde bir mermer ocağı, taş ocağı. Burada da kim bilir bir zamanlar kimin hayallerini süslemişti bu gelin sandığı. Buraya atılmış. Karşı kayalıklardan, vadinin içinden buraya geldim. Bu kapıdan girdim ve tam karşıda çarpı var. Şimdi bu sağa gitme mi demek, sola gitme mi demek? Tam karşıya çarpı koymuş. Bu yol sanki Kate Clove'un ustalık değil de acemilik işi gibi. Anadolu'da her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Mayıs ortalarında erik. Bundan bir ay sonra kirazlar başlar. Üzüm suyu sıkmak için yapılmış bir taş. Aşağıda oluğu da var. Taşla aynı zeytin sıkma olayında olduğu gibi bir yuvakla eziyorlar. Üzümü ve suyunu çıkarıyorlar, şırasını. Sonra da pekmez yapıyorlar. Eski yol hemen üstümüzde devam ediyor. Eski yolun kalıntıları ve buradan da iniyor, toprak yolla birleşiyormuş. Yeşildere köyünden bir kilometre süren bir patika çıktım. Öncesinde de elektrik santralinden 100 metre sonra sağa döndüm. Patikada mezarlığın yanından vadiye inip vadiden Yeşildere köyüne çıktım. Caminin altından erik ağacından erik topladım. Dişlerim acıyana kadar yedim. Ve köyün bitiminde çok güzel bir patikadan yükseldim. Yani 700 metre vardır, 1 kilometre yoksa da. Daha sonra bu toprak yola girdim. Toprak yolda da bir müddet yükselmeye devam ettim. Bir 60-70 metre kadar rakım aldıktan sonra düzde ilerliyorum. 1,5 kilometre falan düz ilerleyeceğim bu toprak yolda. Çok iyi bir dinlenme oluyor bu tip yollar. Zorlu çıkışlardan sonra. Hem yolu da bitirme açısından zaman kazandırıyor. Bu tip yollarda saatte 4 kilometre yürüyorum ben kendi hızımla. Bu 5'e de çıkabilir, 3'e de inebilir. Kendi tempomu ayarlayabildiğim sürece değişiyor bu rakamlar. Yani bu yolun nereye gittiğinde işin açıkçası bilmiyorum. Muhtemelen yaylalara falan gidiyordur. Yayla dediysem de 1-2 tane ev oluyor oralara. Fazla su almadım. 1 litre su aldım. 3-4 kilometre ileride su gözüküyor. Ve yarım litre suyum var. Susadım, içmiyorum. Çünkü dün 1 litre suyla yürümeyi başarmıştım. Önceki gün çantada 2,5 litre suyu boşu boşuna taşıdım. Her yerde çeşme olunca gerek yokmuş böyle şeylere. O yüzden 1 litre suyla geziyorum bakalım. İnşallah susuz kalmam. Telefonlar da çoğu yerde çekmiyor. Dehidre olursam diye korkuyorum. O yüzden içmiyorum. Dursun kendimi kötü hissedene kadar da içmeyeceğim. Çünkü yüküm ağır.
Bir hayli azalttım gerçi sütçülerde bıraktım birçok şeyi ama yükü azaltmak amacıyla. Güzel. Keyifli bir yürüyüş. Dördüncü gün. Yürüyüşün tahminimce dördüncü gündeyim ve 85. kilometrelerindeyim. Sütçüler Çavdır arası 16 kilometre gözüküyor. Ben Karacaören Barajı'nın üzerine kadar varmayı düşünüyorum. Öğle arası da Yazılı Kanyon'un çıkışındaki alabalık tesisinde alabalıkla kendimi ödüllendirmeyi düşünüyorum. Evet, günün çıkılacak en yüksek noktasındayım. Buradan itibaren dikine bir iniş başlıyor Yazılı Kanyon'a kadar. Bundan sonra yürüyeceğim, yarın da akşama kadar yürürüm, Kozan'a ulaşırım diye düşünüyorum. Bu yürümeyle Sempol yolunun yürünmesi gereken birinci parkurunu bitirmiş olacağım. Çok zorlu bir parkur. Bugünden korkuyordum ama en kolay bugün çıktı. O yükselti yerinde baktım ki yanlış rotadayım. Döndüm geldim buraya. 2 saattir rota arıyorum. Burada bordo mavi, bordo kırmızı renkle boyanmış rotayı takip ediyorum. Ufak tefek kaya babalar da var ama rota kaydı olmasa mümkün değil, yürünmez. Saattir aynı bölgedeyim. Yolu kaybettim. Arkadaki düzlükten çıkarak şu toprak yoldan dağın arkasına dolanmışım. Oysa aşağıdan direkt buraya çıkmam gerekiyormuş. Gerçi çıkılan yerde böyle kayalık yani. Dolanmam da bir şey zaman kaybettirmedi bana. Yol böyle. Bundan sonrası çok zor geçeceğe benziyor. Bir 6-7 kilometrem var Yazılı Kanyon'a ama yol falan yok işte. Buralardan ilerleyerek devam edeceğim. Baraj gölü göründü. Bu ağaca yıldırım düşmüş. Yukarıdan atlaya zıplaya indim. Buradan da aşağı doğru devam edeceğim de buradan nasıl bir yol olur, gitgide dikleşecek. Bakalım. Aslında yolun iyi kötü bir kenarlık duvarları varmış. Yani yıkılmış tabi haliyle zamanla. Buradan döne döne aşağı ineceğiz. Mesela o duvarlardan bir tanesi. Bu da yıkılmak üzere. Kate Glow'u tebrik etmek lazım. Bu yolları arayıp bulmak mesele yani. Belli ki çok eski bir yol.
Evet, buranın bir antik yol olduğunu düşünüyordum. Ve gerçekten de öyle. Bunlar merdivenler, basamaklar yapılmış. Aşağıya kadar da iniyor. Zor bitti. Alabalık ziyafeti çekeceğim kendime. 3 yıl önce ve 4 yıl önce burada Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ileri kaya tırmanışı eğitimi ve yaz arama kurtarma eğitimi için buradaydık. Hatta bu yoldan da kanyonun tamamen kapandığı yere kadar da bir gün yürüyüş yapmıştık. Arama kurtarma eğitiminde de buradan karşıya ip köprü kurup bir tane arkadaşımızı ip köprüde çekmiştik. Şimdi oradayım. O 140 tane dostumu anlıyorum. Onlar benim tertibim. Görkem'i, Sinan'ı, Dila'yı, kim var başka? Cansu'nu, Adem'i, Yılmaz'ı, Kadir abiyi, Sema'yı, Yalçın'ı, manyak filozof Yalçın'ı, manyak Mert Taç Yıldız'ı, hepsini anıyorum. Rahmetle değil tabi. Daha yaşıyorlar, ölmez onlar kolay kolay. Burada serinleyeceğim ama. Bunu hak ettim bence. Zor bitti, bundan sonra hep düz. Yazılı Kanyon. Evet, burada bir serinleme zamanı. Kamerayı bırakayım. Isparta Sütçüler sınırları içerisinde yer alan Yazılı Kanyon tarihi bir öneme sahiptir. Çünkü Aziz Paulus Hristiyanlığı yaymak için yapmış olduğu yolculuklarda Perge'den Antiokya'ya yürürken bu kanyonun içinden geçmiştir. Milattan sonra 50-138 yılları arasında yaşayan Epiktetos yani Epikurus bu bölgeden geçmiş, hatta burada da bir kayaya onun yazmış olduğu bir şiir yontulmuştur. Bu kaya yazıtı sanki binlerce yıl öncesinden biz doğa yürüyüşçülerine gönderilmiş bir mesaj gibi. Köle bir anadan doğmuş olan Epiktetos, bilgelikte ise herkesin önündeydi. Yazılı Kanyon'daki bu yazıtta şöyle demektedir. Hür insan üzerine şiir. Ey yolcu! Yol hazırlığını yap ve koyul yola şunu bilerek. Hür kişi sadece karakterinde hür olan kişidir. Kişi hürriyetinin ölçüsü bizzat kendi doğasında bulunur. Ve kararında içtenlikli ise hür kişi, yüreğinde ise dürüstlüğü. İşte bunlar asil yapar kişiyi. Ve bununla yücelir hür kişi, hatalarla değil. Ana babadan gelen uydurma bir asaletten tad almaz o. Zira ana baba değildir hür insanı doğuran. Zeus'tur herkese ata olan ve de tek kök insan oğluna. Herkesin tek şansı vardır, o alır kader icabı beden güzelliğini. Budur soy güzelliği ve hür olma hali gerçek anlamda. Ruhen köle olan insan ise sakınmaz kötü sözden, katmerli köle de olsa. Ayrılıktır şiarı bu kişinin, yüreğinde sonsuzluk vardır. Ey yolcu, Epiktetos köle bir anadan doğmuştu ama yüceydi herkesten, bir kartal gibi. Bilgelikte ise takdire şayandı ruhu. Söylemem gerekirse tanrısal bir varlık doğurdu onu. Keşke şimdi de bu mümkün olsa. Böylesine yararlı ve sevinç kaynağı bir insan. Tüm ünlü kişiler arasında
köle bir anadan dünyaya geldi. Yıllar önce olduğu gibi yine dereden geçtim. Olsun. Aba. Ah, bacaklarım dondu ama. Şu da biraz derin miydi, neydi? Yukarıdaki kayalarda toplam 2 hafta eğitim yaptık. Çok güzel dostluklarımız oldu burada tabii. Sadece bu eğitim değil, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yapmış olduğu bütün eğitimlerin en önemli yanı da, en önemli yanlarından biri de o kazanılan dostluklar. Askerlik gibi aynı. Devre arkadaşı olduk çünkü eğitimlere başladığınız zaman o eğitimler 2 yılda bitiyor. 2 yıl boyunca aralıklarla görüşüyorsunuz. Tabii eğitimlerde çakmazsanız, çakarsanız 3 yıl oluyor, bir daha çakarsanız 4 yıl oluyor. Evet. Askeri sistem tabii buradaki eğitimler. Sabah 6'da kalkıyorsun. Sporla başlıyor her şey. Sonra da eğitim alanına, yukarısı kayaların olduğu yer eğitim alanı. İleride de kamp alanı var. Oraya gelince tekrar açacağım kamerayı. Evet, toplam 2 hafta boyunca burası bizim kamp yerimizdi. Yine kampçılar var ama onlar piknikçi galiba. Hatta 2 hafta boyunca çadırlarımızın olduğu yer de burasıydı. Evet, tam burasıydı. Bir sonraki hafta da az ilerisiydi. Güzel günlerdi ya. O lavabolar falan da yapılmış, harika. Önceden tuvalette yıkıyordu millet bulaşığını. Çeşmeden suyumu alacağım. Evet, kendimi ödüllendirdim. 2 tane alabalık.